yanımıza bir yakışıklı yanaştı. Seni tanıyalım delikanlı. Adım Eyüpcan Polaten. Nereliyiz? Diyarbakır. Diyarbakır. Yalnız delikanlı gelirken önceden pazarlık yaptı. Abi ne program? Yani benim yakışıklılığıma, karizmama uyuyor mu? Değil mi? Peki okula gidiyor muyuz? Evet. Kaça gidiyoruz? 8. 8 ne oluyor? Bize göre orta son eskiden. Hı hı. Dersler nasıl? Valla iyidir hamdolsun. Valla iyidir hal derken biraz çift dikiş gibi gidiyor öyle mi? Yani değil mi? Peki spor yapıyor musun? Niye? Yani pek yapmıyorum. Ara sıra top oynuyoruz o kadar. İşte ara sıra top oynuyorsun. Yani peki ara sıra da şöyle söyleyeyim. Ara sıra top oynuyorsun. Peki internet kafeye ne zaman gidiyorsun? Valla hiç gitmiyorum. Gitmiyor musun? Bu helal olsun sana. Başka bir şey. Peki evde bilgisayar var mı? Ha iyi. En azından bunu öğrendiğim iyi oldu. Hani bilgisayar başında pineklemiyorsun yani. Yok. Peki bu sağındaki adam, beyefendiyi tanıyor musun? Yok. Bak bu beyefendi burada Seyit Ateş Spor Tesisleri var. Hı hı. Git onun dal yakasına. Git orada spor öğren, futbol öğren. Olur mu? Öğrenmek istemez misin? İsterim. Ya daha ne istiyorsun ya? Bak ayağına kadar biz getirdik onu. Kendisi de geldi. Tamam. Doğru. Yalnız öyle ne o ya ne o? Gel. Gel ya. Çekeceğim gel. Tamam iki tane daha arkadaşım var onları da alalım. Tamam başarılarında olsun. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel ikiniz de gel. Buradayım. Gel. İki tane bu çıkın yakışıklı. Oturun ben ihtiyarım. Kalkamıyorum. Yalnız kızlar seni seyrederken sakızdan seyretmesin çıkartın. Şimdi o oraya mı attın? Bak kızların abim abi. Al onu orada. Bak kızların abim abi. Söyle bakayım adın söyle. Anam babam bana yeter. Bir daha söyle bakayım. Anam babam bana yeter. Peki anne baba yaşlandığında gelin alıp onlara bakmayacak mı? Ya bana ne gelinden ben bekar yaşarım. Peki seni tanıyalım. Beni tanıyın abi. Adını soyadını söyle. Adım Ramazan soyadım Erim. Nerelisin? Batmanlıyım. Batmanlısın. Biz Batman'a gitmiştik kim başka? Biz gidişimiz Batman ha. Çok güzel bir memleketin var ya. Gidiyor musun güzeldir. Batman'a? Hiç gitmedim ama. Niye? Babam götürmedi. Vay söyle buradan ekrana baba beni götür. Okula gidiyor musun? Yok çalışırım. Nerede çalışıyorsun? Şeyde Sayada. Sayada? Evet. Nasıl çalışma şartları? Kötü zor yani ben. O kadar iyi değil yani. Peki maaşın ne kısa? 1200. İyi gün Allah bin bereket versin. Allah yani bin bereket versin. Yani onu da vermeyenler de var. Onu da vermeyenler var. Sen yaşın küçüktür bahanesi uydurup onu vermeyenler de var ya. Yani. Bak şunu hiçbir zaman unutma. Aç da kalsan, susuz da kalsan kendi alın terinle veya onurunla paranı kazan. Çünkü en azından sokağa çıktığın zaman biri seni parmaktan gösterir. Şu aslan parçası var ya eğilmedi, bükülmedi, dimdik kendi alnının terini ailesine, çevresine faydalı oldu. Bunu demek var. Bir de seni gelip, lan bunu görüyor musun? Bu zibidiyi, para çaldı bilmem ne etti demek var. Hangisini olmak istersin? Delikanlı adam olmak isterim. Ha aslan parçası. Şimdi oldu işte. Şimdi oldu. Gel bakayım. Gel otur şuraya. Böyle olacaksın işte. Aferin. Evet seni tanıyalım. Yakışıklı. Adım Semih, soyadım Boza. Nerelisin? Adıyaman. Memlekete gittin mi? Gittim. Nasıl? Memleket mi güzel burası mı? Memleket daha güzel abi ya. Daha güzel değil mi? Anne baba burada. Evet. Götürüyorlar seni. Kardeş var mı? Var. 5 tane. 5 tane. Sen hangisi? Kaçıncısın? En büyüğü benim. En büyüğüsün. Peki şöyle söyleyeyim. Kardeşlerinden aran nasıl? Çok iyi. Çok mu iyi? Abilik yapıyorsun. Yapıyorum. Okula gidiyor musun? Aha. Çalışıyorsun. Nasıl işler? İyi. Seviyor musun? Yani. Peki kardeşlerin maaş aldığında gelip de böyle yanaşıp da abi çikolata, abi şunu al diyorlar mı? Şu an bisiklet istiyor, bisiklet alacağım hafta sonu. Bir daha söyle bakayım. Kardeşim bisiklet istiyor, bisiklet alacağım şimdi. Kardeşim bisiklet istiyor, bisiklet alacak. Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Bunu yapacak mısın? Vallahi yapacağım. Gel. Helal olsun. Bazıları böyle milleti sövüşlemeyi düşünenler, şu an delikanlının gözüne bakın da biraz utanın. Değil mi? Sporla aran nasıl? İyi. Spor yapıyor musun? Abi, niye? Arada bir koçuyor o kadar. Niye? Bak. Sen burada Seyit Ateş Spor Tesisleri var biliyor musun? Niye? Başka ne oldu ya? Ana. Bak burada Seyit Ateş Spor Tesisleri var. Sağındaki hangi takımı tutuyorsun?
Beşiktaş. Hayda. Bu adam kim biliyor musun? Bu adam Beşiktaş yönetim kurulu üyesi. Sen şimdi benim yanımdan git. Biraz sınlaş ona. Biraz yanaş ona. Beni niye kapmadın söyle. Gel delikanlı gel. Gel ne bakıyorsun? Gel. Gel gel. Çalışıyor yani. Kaç yaşındasın sen? 14. 14 yaşında. Hayatın bütün yükü omuzlarında. Ama deminki lafını ben hiç unutmayacağım. Ya müthiş bir çocuk bu müthiş çocuk. Bizim bu buranın çocukları. Başkan ama bunu işte spor kulübüne almakta. Evet gelirse var. Ne zaman gelirse ben her zaman yanında olurum. Yeri bilmiyor. Yeri Cumhuriyet Mahallesi'nde. Hamza Yerli Kaya'nın orada. Biliyorum Hamza Yerli Kaya'yı. Tamam oradayız tamam. İşte biz. Seyit Ateş evet. Spor tesisleri var. Orada Seyit Ateş stadı var. Geldin mi her şey tamamdır. Hem de Beşiktaşlı. Seyit amca. Evet hem de Beşiktaş. Çağırdım, ben de geldim. Bir de Beşiktaşlı yani. O da çok önemli yani. Tamam mı? Evet. Evet gel bakayım değerli gençlerle beraberiz. Maçı kazandınız galiba. Kazandık gençler. Abi. Kaç? Seni tanıyalım. Benim adım Eren. Güngen Spor Kulübü'nün orta sahneyorum. Böyle yani. Bu maçı da aldık çok şükür. Nasıl gidiyor? Çok şükür güzel gidiyor. Peki ileride ne olmayı düşünüyorsun? Yani futbolda ilerlemeyi düşünüyor musun? Tabii onun için uğraşıyoruz hepimiz. Hangi futbolcu, hangi takım tutuyorsun? Beşiktaş. Ha iyi. Fenerli diğerlerine röportaj yapmam. Fenerli benim. Peki seni tanıyalım. Abi ben Kayra Berhanyava. 16 yaşındayım. Okula gidiyoruz değil mi bu arada? Yok abi ben okulu bıraktım. Niye? Hayat okulunda. Abi öyle gerekti. Futbola bakıyorum. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Yani sadece futbol mu ekmek? Yok yok abi hem ekmek parası hem futbol. İyi peki. Seni tanımlıyorum. Adım Onur. 15 yaşındayım. Gün genelde oynuyorum. Sol açık. Dur oğlum çıkar mı? Evet. Bu kadar. Peki, seni tanıyalım. Arda o güzel kurtarışı. Arda güzel kurtarışı. Arda güzel kurtarışı. Adım Arda soyadım Karakaş. Tam bir bombacıdır. Canlı yayın açıyorum. Tam bir bombacıdır abi. Gün genel sporda kaleciyim. Kalecisin. Okuyorum. Aynen. En berbat meslek seninki biliyorsun değil mi? 89 dakika top tutarsın, bir tane gol yersin. 90'a hiç öyle oldu mu böyle? Yok. Olmadı mı? Abi yanlış anlamayın. Bu çocuk orta sahadan gol diyor. Gel öpeyim seni. Peki sen orta saha hava atmayı biliyorsun. Sen orta sahadan gol atabiliyor musun? Bir dakika bir dakika. Cevap verin kardeşim. Hayır. Kerem'i konuşuyor. Adım Rojas soyadım Memerce. Batmanlıyım. Mevkim her yerde oynuyorum şu an. Aynen. Okulum Başakşehir'de. Şu an durumumdan çok iyiyim yani. Hedefin ne senin? Benim hedefim... Sokak. Yok sokak değil de şey. Büyük bir meslek olmak yani. Futbolcu mu başka bir mesleği yok, düşün? Yok. Yok mu? Yok. Niye uğraşıyorsun peki? Kesildi. Peki. Ben Kerem Sarman. Güngören Spor'da sağ bekim. güzel maçtı. Çocuklar bir şey söyleyeyim. Sağ bekten gelen geçiyor mu? Nasıl? Yo bu iyi ya. Abi öyle bakmayın. Kendisi canavar. Seni tanıyalım. Adım Mert Can Aslan. Güngören Spor Kulübü'nün sol kanat oyuncusuyum. Havam baksın. Başka? Başka? Öyle. Nasıl? Memnun musun? Memnunum. Niye? Hocalardan dolayı. Aksiyeceğim! Evet, sormadığın var mı? Ben. Söker ben Emir. Güngören Spor sol bek oyuncusuyum. Okuyorum. Eğer ileride futboldan sonra petrol mühendisi olmayı istiyorum. Petrol mühendisi. Geç kalmadı. Bunu konuşuyorum İnşallah. Abi bu kaptan. Bu 2003 kaptanı. Söker adım. Güngören Spor'da sol stoper oynuyorum. Okuyorum. Galibiyet aldık bugün. Mutluyuz. Peki çocuklar bir şey soracağım. Evet. Samimiyetle. Futbolda yabancı sayısının arttırılması veya kısıtlanması. Çok kötü oldu. Bence mantıklı bir şey aldı. Bence hiçbir şey olmadı çünkü maç hazırlanıyor. Galatasaray gitmiş Yasin Özsekin nargile içiyor. Gidiyor Gomis'te merdiven çalışıyor. Yani. Şu buradan aradaki fark. Yani. Değil mi? Ama Türkiye'nin altyapısı bence çok kötü. Biraz geliştirmeleri lazım. Hep yabancı olmuyor. Biraz altyapıya önem vermeleri lazım. O konuda bir sıkıntımız var diyorsunuz. Aynen var. Türkiye milli takımı Almanya'ya geçiyor. Şey Baran'ı da konuşabilir miyiz? Baran'ı şöyle alalım. Mesela. Baran sana şöyle alalım. Baran zinci ekle. Abi. Baran hemen ekle gel. Baran seni bekliyoruz. Yani. Gel Baran. Baran böyle havalı bakar da. Baran hadi ay Baran hadi. Adım Baran. Kızların gözleri. Bu takımın ne takımın gözü? Takımın as solisti geldi. Havalı as solisti. Seni tanıyalım. Adım Baran abi.
Başka? Nerede oynuyorsun? Hangi mevkide? Stoper. Stoper. Nasıl, arkadaşların seni çok mu tutuyor? Hayırdır? Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi köy mi? İyi oturuyor. Mi topçu? Çok iyi. Niye? Bilmiyorum. Havalı olduğundan mı? Çok şey olduğu için abi. Hep ayak arıyor. Ne diyor çocuk? Bir ara pası atıyor. Aynen. Yani böyle işte dostların olacağına düşmana gerek yok değil mi? Peki senin hedefin ne? Söyle bakayım. Benim hedefim tekste ilerlemek. Kızlarla Sergio Ramos olacağım abi. He? Sergio Ramos olacağım. Bravo. Alkış. İnşallah. Gel 6 aylık yoldan ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu şeylerle ilgili değil de ben başka bir şey istiyorum. Bir veli olarak devletimizden şunu ben istemiyorum. Şu gençlere biraz daha örnek, amatörlere biraz daha önem verelim. Yani çünkü ne gençlerimiz kaybolup gitti, ne yetenekler var. Sadece ben burası için söylemiyorum. Doğru. Türkiye genelinde. Bakın bir örnek mesela, bir Türkiye içinde bir tane bir takım çıktı Altınordu. Herkes onu konuşuyor. Ama nice takımlarımız var. Altınordu niye çıktı? Altyapıya çok önem veren ama onun bütçesi iyi. Hayır, hayır, bütçesi olmayan... Dile getirmen için söyledim. Bütçesi zayıf olan amatörlerimiz var. Onlara biraz devletimiz el atsa ya da zengin iş adamlarımız. En azından şöyle diyeyim. Bir Fenerbahçe, bir Galatasaray pilot takım olarak bu amatörlerden bir tanesini alsa, oynatmadığı veyahut da yetiştirmek istediği gençleri o takıma verse. Hem orada kaybolmaz o gencimiz, diğerlerine faydalı olur. Oradan A takıma yükselse. Demin demiştiniz ya 14 yabancı diye. 14 yabancı biz kendimiz hazırladık zemini. Mesela? Mesela şöyle. Altyapıya önem vermeden bu yabancılara muhtaç kaldık. Araştırmadan, etmeden aman gelsin, yeter ki yabancı olsun. Öyle yapacağım da İngiltere'nin sistemi nasıl? Ama şu an az evvel kimdi o arkadaş? Çok güzel bir örnek verdi. Bir daha verir misin onu? Ne? Altyapıya önem verilmiyordu şimdi. Eren vermiş o zaman. Ben değil mi? Onu bir daha söyler misin? Şey, şimdi Galatasaray maçı öncesi, Başakşehir maçı öncesi Yasin Öztekin şey, kafeden nargile içiyor. Bir tane fotoğraf paylaşıldı. Gomis de orada merdiven çalışması yapıyor. Bunu örnek gösterebiliriz. İşte Kayteri Hoca eleme. Gomis mesela diyorsunuz. Gomis'i bir kere nereden geldi? Nasıl bir çalışma? Sıradan futbolcuları da alıyoruz mesela. Kaybolan oyuncu yabancılar var. Ama şu var bakın. Sen küçükten itibaren yetişiyorsun. Ben Avrupa'ya gideceğim diyorsun. Kesin. Ben Avrupa'yı hedef dedim diyorsun. Sergio Ramos olacağım diyorsun. Ama sen kendi mesleğine, bu örnek aslında şu. Sen yaptığın işe, yaptığın ekmeğe, mesleğine saygı duymazsan birileri gelir seni oradan dışlar. Biraz da karakter meselesi işte. Ama yani şu bir kişi öyle yaptı diyerek de yani bütün cemaate malum olmaması lazım. Ne gençlerimiz var. Ben şunu da söyleyeyim. Bizim cemaatin de %90'ı bey namaz. Ondan da var yani. O da var yani. Oradan da biraz şey yapmamız lazım. İlk önce çuvaldızı kendimize batıralım. Ya. Şu, dedim ya, temin dedim ya, bir altın or dedim ben. Göze batmayan nice kulüplerimiz var. İşin gerçeği bu yani. Kaybolup gittiler. Doğru. Çocuklar, saha nasıl burada? Zemin çok iyi burada. Çok iyi buranın. Evet, evet. Çok iyi. Bunu kim yaptı biliyor musun? Seyit Ateş. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Maçlara gidiyorsunuz. Evet. Zeminler tamam. Ama bunun arkası soyunma odası veya diğer şeyler... Bunlar da gereken, ben gencim, burada rahatlıkla spor yapabilirim diyeceğiniz tesis kaç tane var? 2-3 sayılı abi yani. Çok sayılı. Devlet pek, ya belediye pek abi, önem vermiyor. Bazı belediye bırak, kendi kulüpleriniz bile buna yeter. Abi ben yetersiz. Sana şöyle bir örnek vereyim. Bizim sahamız hocam bir sağ böyle. İki takım çalışıyor yarı yarıya. Ayrıyeten bizde fazla gruplar olduğu için onu da çeyreğe bölüyoruz. Biz dörtte bir sahada çalışıyoruz. Yani zorlu koşullar altında yaptığımız antrenman sonucunda iyi bir takım oyunu sergiliyoruz. Sahamız yapılıyor inşallah. Bir 10-20 sene sonra yerde yapılır. Onu buradan seslenmek istiyorum. 100 senedir, 4 senedir sağ bitmedi yani. Sen 6 aydır yandan yoldan 50 tane laf sokuyorsun. Ben ne söyleyeyim ki? Öyle konuş, oraya bak bana. Yok, ben yabancı konusunda serbest olmasını istiyorum. Niye? Serbest olsun. Ahlaklı olanlar yürür gider. Ahlaksız olanlar yürüyemez futbolda. Ben onu düşünüyorum. Peki. Seni bir tanıyalım. Ben İhsan. Oğlum var mı burada? Spor? Ah, burada. Bu mu? Peki nasıl bu, ne diyorsun? Yeteneği var mı? Bana göre var da eksikler de var tabi. Mesela? Mesela koşma yönünde zayıf. Ayağı ama, çok güzel ama koşamıyor. Babanın göbeğine bakarsan çocuğun da koşma yönünde niye zayıf olduğunu anlarım. Yo, benden alakalı. Ben koşarım.
Bende sıkıntı yok. Ben koşuyorum da onda sıkıntı var. Koşmaya önünde sıkıntı koşmuyor var. Koşmuyor mu? Biraz tembel. Koşamıyor. Yok, tembellikten değil. Gücü yetmiyor. Hızlı koşam yani, gücü yetmiyor. Yoksa teknik olarak çok güzel yani, beğenirim yani. Durarak da oynar. Sergen öyle. Yok, Sergen bitti. Durarak oynar. Ufbol bitti. Bitti mi? Bitti. Ufbol bitti artık. Öyle bir futbol yok. Yani öyle de bir konuşuyorsun. Almanya milli takımın teknik direktörü gibisin. Yok. Yok, gerçeği o ama bitti. Ama bitti. Öyle bir futbol yok yani. Yok. Ne diyorsun çocuklar? Doğru. Abi doğru. %100 haklı. Almanya takımı gibi oynamak lazım abi. Bu Bundesliga'dakiler gibi. Almanya evet. Türkiye oyunculardan yetişme hepsi. İlkay Güngören mesela, Nuri Şahin. Emre Mor Almanya altyapısında yetişmiş. Her şeyden önemlisi saha yok. Abi bir de şu örneği verelim, Mesut Özil abi. Mesut Özil abi. Türkiye'de kimse almıyor. Almıyor değil, beyefendi gelmiyor. Beğenmiyorlar ama. Yok abi, bizim yaşımızdayken altyapı Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüplere gidiyor, beğenilmiyor. Ha, zamanında. Evet. Zamanında pardon, ben şu anda zannettim. Babası Almanya'ya götürüyor ve de Almanya'da bir takım beğeniyor. O da böyle bu duruma kadar geliyor işte. Ondan sonra da Türk milli takım değil, Alman milli takımı tercih ediyor. Ben olsam ben de öyle yaparım yani. Ben de olsam ben de seçerim. Ya beni eğiten onlar abi. Beni eğiten onlar. Beni madem onlar eğitti, sen beni beğenmediysen ben de oraya gittim diyorsun. Öyle mi? Abi, öyle. Peki çocuklar, sporda şiddet, küfür. Tövbe aşağı. Tam adamı not oldu. Hangi noktada? Şiddet mi? Şiddet. Kırmızı kartlı mı? Çok. Yapma ya. Şu anda 8 maç oynadı, 4'ünde kırmızı. Abi. Yani. Ama çok üstü. Yani işte öyle oluyor. Niye kırmızı kartı? Hırsına yeniliyor. Abi hırs abi ya. Hırs değil abi, böyle takım için abi ya. Oynamayı seviyoruz biz. Bu takım için. Oynamak yani. Kırmızı kart gördün mü? Takımı yarım bıraktım bunu, niye zaman, takım için? O zaman onları düşünemiyorsun abi. Hani içine bir his geliyor yani. Maç onları fazla düşünemiyorsun. Maç kaybedebiliyoruz. O maçtaki depresyona bağlı. Yani ona göre kaybetmemiz sonucunda. Peki, ağır laflar da söyleyebiliriz. Kalecimiz arkada garibim kaldı. Yani, Kaan'ın yıldızı diyorlar. Doğru mu, şaka mı yapıyorlar? Çok yani. Güzel kurtarışlar yaptı bugün bizi kurtaran Arda. Az evvel de Batıran diyordu. Yok yok, gerçekten çok iyi kurtarışlar yapar. Peki niye kalecilik? Ya öyle başladım, öyle devam ettim. Yani memnun musun? Aynen. Örnek aldığın kim var? Volkan Demirel var. Ya sen. Seçe unutma. Volkan Demirel var abi. Volkan Türkiye'nin Demirel yok ya. En iyi kalecilerinden. Aynen öyle. Başka bir tane söyler misin abi? Bir şey dedim yok. Ben hep şey bekliyordum. Böyle yabancı daha ünlü birini de onun için durdum. Peki. Eksik olduğun yanını hoca söylemeden sen fark edebiliyor musun? Yani sağ tarafım planjon yapmam veya topa çıkmam, yatarak müdahale etmek. Yüksek toplara eksik yanım. Eksik mi? Evet. Çalışıyor musun? Her gün idmanda. Gelebildiğim kadar geliyorum. Ha, bak ama. Yani hiç gelmiyorsun. Ne diyorlar? Haftanın 3 gün idman. Kaptan konuşsun da bizim kaptan. Önder. Bana zaten gelmese de bir kişi çok iyi oynuyor. O da Baran yani. Bizim stoperimiz 5 numara. Bir tek o var yakında, yani. Yakında Barcelona'ya gidecek inşallah. Peki. Abi Sergio sana Ramos. Bir soru sordun ya, yabancısınları gelsin evet. Mi gelmesin mi diye. Bizim şey okulu bir arkadaş var. Abisi Altın Ordu oynuyor. Milli takımda Cengiz Ünder'i arıyor. Nasıl gidiyor diye. Cengiz Ünder diyor, Burak'la Arda diyor, sabahtan akşama kadar kumar oynuyorlar diyor. Ondan sonra Fatih Terim de diyor ki ben zamanı gelince hepsini açıklayacağım diyor. Bence bunun üzerine yabancı sınır hiç olmasın daha iyi. Bakalım hocam, ne diyorlar? Hangi konuda? Hepsi. Geleceğin yıldızı olacaklar. Şimdi geleceğin yıldızı olacaklar da bizim Güngören stadımız yıkıldı. 5 evet. Sene oldu, daha bitmedi. Güneştepe sahasına, belediye sahasına gidiyoruz ama orada da 9 takım çalıştığı için çok bunu zorluk çekiyoruz. Çocuklarım. Evet, çok zorluk çekiyoruz. Yeterli idman yapamıyoruz. Yani bu takım çok daha iyi olur. Artı biz bu çocukları profesyonel yapmak için uğraşıyoruz. Ama imkanlarımız yetersiz. Doğru, yani büyüklerimizden Güngören stadını bir an önce bitirirlerse çok iyi olur bizim için. Peki, samimiyetle bir şey soracağım. Evet. Gençler bizim nedense içimizde mi var? Önce çok başarılı, böyle hedef koyuyorlar, ediyorlar. Sonradan gevşiyorlar. İşin para kısmına veya daha açıkçası kadın kız kısmına dönüyorlar. Bunların bu noktada engel olmak için bizim üzerimize düşen ne? Ya bizim üzerimize düşen derken yani... Sadece hoca değil. Tabii. Yani toplum olarak aynı şekilde. Yani büyük takımlarımızın bu işe daha çok destek vermeleri lazım. Yani bu gençleri büyük takımlarımızın alıp kendileri de üstüne bir şey katıp kendi takımlara katmaları gerekiyor. Sadece amatörle olmuyor. Yani
bir yerde amatörde kalıyorlar. Hı. Ama büyük takımlar bir kişi, iki kişi ya bu çocuklardan alabiliyorlar. Bunun daha fazla olması lazım. Artı büyük takımlarımız pilot takımlar üreterek her ligde, ikinci ligde, üçüncü ligde, amatörde kendi takımları olması lazım. Daha fazla gençlere imkan vermeleri lazım. Peki hocam, çocuklarımızın okullar ile yani dersleriyle spor arasında böyle bir arada sırada kopukluk oluyor mu? Ya okulu birazcık etkiliyor çocuklarda ama yani spor yapan insan kötü insan olmaz. Yok, yani istedikten sonra tabi. Ben ders noktasında sadece. İşte istedikten sonra hem okulu hem sporunu bir arada yürütebilirler. Onların içinde yani ne yapacaklar? Daha çok işte bilgisayar oyunlarından, cep telefonundan zaman kısarak futbol ve derslerine ağırlık verecekler. Peki hocam, duydun. Bunlardan bir tanesi bilgisayara veya internete fazla daldı. Dersi de aksattı. Ama topu iyi gidiyor. Ceza olarak takımdan kesme gibi ufak tefek cezalar hiç verdiğiniz oluyor mu? Yani şimdi bizim için birinci öncelik bunların okulları, dersleri. İkinci öncelik futbol. Anladım. Yani o diğer bilgisayar oyunlarıymış, cep telefonuymuş, onlara zaten yer vermiyoruz. Yani kesinlikle. Artık kendileri yapacaklar, anneleriyle babamla konuşacaklar. Mesela bir saat sadece ona ayıracak. Hiç olmadan da olmuyor. Bir saat ama geri kalan program yapacaklar. İşte 3 saat ders çalışacak, antrenmana 2 saat ayıracak. O programları artık onlar kendileri yapacaklar. Bunlar hep saatte büyüdüler. Peki hocam, bu sizi de etkiliyor tabii ister istemez. Ders saatleri, bazıları ekmek peşinde. Gelmemeleri gelemiyorlar. Geldilerse eksik geliyorlar. Bunlar çocuklarımıza olumsuz bir etkisi oluyor değil mi sahaya yansımasında? Tabii yani şimdi futbolda antrenman çok önemli. Yani antrenman, ne kadar antrenman yapabilirsek, taktik olsun, kondisyon olsun, tabii. Tabii yani her şeyde çok çalışmak gerekiyor. Yani iş hayatında da bu böyle, okul hayatında da böyle, spor dallarında da böyle, çok çalışan, azmeden her zaman için ve başarılı mesleğini olur. Mesleğini de seven. Tabii yani iş hayatında, yani bugün iş hayatına girecekler, orada da o şekilde. Doğru. Ne kadar çok işini yapabilirse, üstüne alırsa görevini, o kadar o görevde daha büyük görevlere verirler, daha çabuk terfi ederler. Ama önemli olan bir işi yapmak, çalışmak. Hocam yüreğinize sağlık. Son sorum. Kulüplerin altyapıya verdikleri önem ve önemsizlik, vermedikleri önem. Ters söyleyeyim, vermedikleri önem ve yabancı sayısı. Şimdi yabancı sayısı tamam, yani herkes ister düşürülsün, daha çok gençlerimiz şans bulsun ama şöyle de bir faktör var. Yani bunun Şampiyonlar Ligi var, UEFA'sı var. Yani rakiplerimize baktığımız zaman sınırsız. Mesela Beşiktaş bu sene çok iyi gidiyor. Şimdi Beşiktaş'a, yani diğer kulüplerimiz de aynı şekilde. Biz sınırlama getirdiğimiz zaman rakipleri sınırsız yabancıyla oynuyor. Orada onlar için bir dezavantaj olacaktır bu. Onun için bazen avantaja çevirmek gerekiyor diyorsun. Yani ama bunu da şöyle aşabiliriz. İlk önce mesela federasyon, Dijitürk gelirlerinden mesela amatör kulüpleri de pay ayrılması lazım. Çoğu kulübümüz sadece profesyonel değil. Tabii yani çoğu kulübümüz yani parasızlıktan dolayı daha fazla başarı yapacakken, daha fazla genci kazandıracakken yapamıyor. Mesela biz Güngören Spor Kulübü olarak bu sene stadımız yapılmadı. Orada bizim yerimiz evet. Vardı, boşaltıldı. Kiraya çıktık. İlk yarıyı bitirdik ama takımımızı ligden çekmek zorunda kaldık. Hem maddi bu sene. Bu sene. Evet, bu hafta A takımı ligden çektik. Maddi imkansızlıklardan dolayı. Şimdi süper amatörde oynuyoruz. Çoğu kulübün belediyelerden destek alan kulüpler var. 300-500 milyar, 1 milyona kadar destek alan kulüpler var. İşte zengin olup da yöneticilerinden destek alan kulüpler var. İşte bizim gibi böyle kendi imkanlarında bir şeyler yapmaya çalışanlar var. Ama işte o zaman eşitsizlik oluyor. O yüzden biz de üzülerek A takımımızı ligden çektik. Altyapımızda bütün takımlarımızda devam ediyoruz. Allah yardımcınız olsun. Yeter ki sokaktan iki tane genç çevirin yeter hocam. Biz de onun için uğraşıyoruz. Yani İnşallah biz bunları başarısınız. İlk önce okulları, ikinci hedefte bu çocuklarımızı hepsini profesyonel yapmak istiyoruz. Peki biz başka direkt sana mikrofonu uzattık ama seni tanımadık hocam. Ben kulüpte yöneticiyim. Aynı zamanda A takım genel kaptanıyım. Aynı zamanda da işte bu çocuklarla ilgileniyorum. Maçlarına gidiyorum. Hocamızın da kartı çıkmadı. Adınız soyadınız hocam. Bülent Bostancı. Değerli dostlar. Altyapımızın hocası da Aksoy Hoca. İsterseniz onu da çağıralım. Hocam gel. Gel Aksoy. O bizim hem A takımımızda oynuyor hem hocamız altyapı hocası. O yüzden kart çıkartamıyoruz. Ben yönetici kartında giriyorum.
O da anladım. Beraber geliyoruz maçta. Hocam ne o çocuklardan aran iyi galiba. Benim aram çocuklarda kötü olma şansı yok ya. Niye? Yani ben bu işi şey için yapmıyorum. Para kazanmak için yapmadım. Bu çocukları sevdiğim için benim aramın kötü olduğu bir oyuncu yoktur herhalde. Olma şansı da yok çok şükür. Peki kesti. Bu hafta çok başarılı oldu, oynattın. Öbür hafta kestin. Surat asıyorlar mı? Kesinlikle oluyor. Yani hiç oynamaması gereken oyuncuyu bile saha içerisinde alıp çıkardıktan sonra o bile trip atıyor yani. Yapma ya. Ya çocukların şeyiyle alakalı bir şey. Oynama hırsıyla alakalı bir şey. Oynamayı seviyorlar. 8 haftada 4 tane kırmızı gören kim bu? Ya bir tane kırmızı kart gördü. Yalan söylüyor. O biraz yalancıdır arkadaş. Arkadaşlar. Yok normalde de öyledir zaten. Bir tane kırmızı kart gördü arkadaşlar. Sonra konuştuk kendisinde. O da bundan sonra daha dikkatli oynuyor. 2 haftada da çok başarılı. Takımın galibiyetine çok fazla katkısı var. İnşallah. Ve futbolculuğunu değil de insanlığını değiştirmiş olsa amatör kulüplerde oynayacak bir oyuncu da değil zaten. Peki hocam, çocukların spor, ders, geçim, aile bunların dengesini nasıl sağlıyorsunuz? Bunların dengesini amatör kulüpte ne yazık ki sağlayamıyorsunuz. Yani çünkü öyle bir idman saatimiz var ki yeri geliyor biz 10.30'da, gecenin 10.30'unda idmana çıkmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bu çocuk 10.30'da idmana çıkacak, 11.30'da idman bitecek. Evi Bağcılar'daysa yani yarım saat 45 dakikalık yoldaysa 12 çeyrek geçe ne olacak? Eve gidecek. Çocuk öncesinde çalışamayacak, sonrasında da çalışamayacak. Geçim derdini zaten amatör kulüplerde halletme şansınız hiç yok. Ya kendi imkan, biz mesela şunları bile kendi imkanlarımızla yaptırdık. Yani belediyenin desteğiyle ya da başka birinin desteğiyle değil. Kulübümüzün bile desteğiyle değil yani. Onun yüzden ne geçimi, ne idman saatlerini, ne oyuncunun performansını geliştirme arasında bir şey yapamıyoruz. Şimdi siz bu sahayı sordunuz bize daha demin. Evet. Yani bu saha bizim için Old Trafford. Çok net söylüyorum. Güneştepe sahasına bir gün inşallah gelirseniz, denk gelirseniz. Çağırırsanız gelebilirsiniz. 200 tane oyuncunun bir sahada olduğunu görebilirsiniz. 200 ben tane. Ben size takdim vereceğim. Bir gün haftaya çağırın. Hafta sonu gelirseniz dersiniz ki burada herhalde şey var. Hafta içi arayın beni gelin. Yani gelirseniz ne kadar amatörlerin zor durumda olduğunu görürsünüz. Yani bu saha İstanbul Gençler Birliği için bana göre altın değerinde bir saha yani. Biz sahaya, bu çocuklar çeyrek sahada idman yaparak bu sahaya çıkıyorlar. Evet, çocuklar çeyrek sahada idman yaparak idmana çıkıyorlar. Bizim zaten sahamız var. 2 sene 3 ayda yapılacak saha. Şu an 4. senesine girecek. Yapıldıktan sonraki bana göre 3 sene daha sürer. Neden olduğunu ben bilmiyorum. Artık onların arasında olan bir şey. Sonra Güneştepe sahası da yıkılacak. Bu çocuklar 5 sene boyunca yani U13'ten başlayarak A takıma çıkana kadar hiçbir altyapı eğitim alamadan çıkacaklar. Vallahi yardımcınız olsun. Yapacak bir şey yok. Peki çok yani teşekkürler. Çocuklara insani yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Futbol anlamında bulunamıyoruz. Anlat. Yani. Hocam buyur. Beni çağırırsınız bir gün ama önceden haber verin bana. Ben de ona göre gelir. Tamam. Haber vermeye gerek yok. O sahada neler zaman 500 kişi de olur. Hayır yok şudur. Anladım. Sizi davet ediyorum. Anladım ben espri yaptım. Programımızı ona göre yapalım. Tamam abi. Çocuklar. Cumartesi pazar saat 5'te. İnşallah. Yani biz size gene haber veririz. Çocuklar başarılarınız daim olsun. İnşallah bu ülke için milli takımlarda sizi görürüz. İnşallah. Tamam.